Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim Malaga pasta. Böyle tek tek uğraşmayacağız. Normal borcamda yapacağız ve keseceğiz. Gerçekten onu tek tek yapmak birazcık daha uğraştırıcı olabiliyor. Eğer ki görüntüye önem veriyorsanız aynı benim yaptığım gibi yapıp sadece şeklini tamamen pastanedekiler gibi de yapabilirsiniz. Ama ben bu sefer daha kolay yoldan yapacağım. Çok da kolaylıkla kesip servis edebileceksiniz. Hemen öncelikle pastamızın kekini yaparak başlayayım. 2 adet yumurta akını derince bir kabın içine alıyorum. Sarısını ayırdım. Yüksek ayarda çırpmaya başlayacağım. Böyle köpük köpük olmaya başladığında yarım su bardağı toz şekeri yavaş yavaş ilave edeceğim. Tam böyle kar gibi olana kadar çırpın. Bu ortalama bir 6 dakika ile 8 dakika arası sürecektir. Yeterli. Toplamda 6 dakikadır çırpıyordum. Aslında çok fazlasıyla köpük köpük olmadı. Bu sorun değil. Sizin de böyle olabilir. Bazen yumurtadan mı artık oda ısısında çok fazla bekletmedim. Ondan mı kaynaklanıyor? Tam bilmiyorum ama diğer tariflerimden de biliyorsunuzdur. Genelde böyle köpük köpük oluyor ama bu sefer biraz daha akışkan oldu ama hiç sorun değil. Sizin de böyle olursa sakın daha fazla böyle 10 dakika 12 dakikaya uzatmayın. Çırpmayı bırakın. Yani bu şekilde de kekiniz gayet güzel olacaktır. 2 adet yumurta sarısını alıyorum. İçerisine yarım su bardağı süt ilave ediyorum. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ. Kekin birazcık ince olmasını istediğim için malzemeleri azalttım. Bir paket vanilya. Öncelikle bunları çırpıyorum. 2 yemek kaşığı dolusu kakao. Eleyerek ilave edeceğim. 1 su bardağı un. Kullandığım bardak gene klasik evimizdeki bardaklarda. 1 paket de kabartma tozu. Bu esnada elemeye özen gösterin. Kekiniz daha güzel kabaracaktır. Çırpıyorum. Oldukça katı oldu gördüğünüz gibi. Bunun da zor olacak. Böyle katı olmasını hiç korkmayın. Şimdi yumurta aklarını koyduğumda gayet kıvamlı olacak. Karıştırdıktan sonra birkaç aşamada yumurta beyazlarını karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı aldı artık. İyice karıştırın. Tam anlamıyla yiyene kadar. Böyle ilk aşamada sanki yumurtakları az gelecek gibi geliyor ama karıştırdıkça yiyor. Tamamdır. Böyle kare bir borcam kullanacağım. İçerisini de katı yağla iyice kapladım. Bulayın ki daha sonrasında kestiğinizde rahatlıkla çıksın. Kaç kere tezgaha vuruyorum. Daha düz bir şekilde pişmesi için. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında kürdanla bakacağım. İnce olduğu için ortalama bir 15 dakikada pişecektir. Kek pişerken pasta kremasını hazırlıyorum. 3 su bardağı sütü tenceremin içine alıyorum. 3 su bardağı süt koyduktan sonra 3 yemek kaşığı tepeleme dolusu un. Bu esnada altını yakmadım. 1 yemek kaşığı tepeleme dolusu nişasta. Ben mısır nişastası kullanıyorum ama buğday da olabilir, fark etmez. 1 adet yumurta sarısı. Altını yakmadan önce iyice birbirine yediriyorum. Karıştırdıktan sonra ocağın altını yakıyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişiriyorum. Karıştırmayı hiçbir zaman bırakmayın. Gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı. Koyulaşmaya başlayıp göz göz kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın. Kısık ateşte 2 dakika daha kaynatıp ocaktan alabilirsiniz. Artık yeterli. Ocağın altını kapatıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. 1 paket de vanilya. Bu esnada şimdi isterseniz bir mikserle bir 3 dakika boyunca çırpın ya da benim gibi böyle el çırpıcısıyla 5 dakika boyunca sürekli karıştırarak çırpabilirsiniz. Pastacı kremasının en büyük özelliklerinden bir tanesi de elinizde bu şekilde hızlıca karıştırmak. Ben size kıvamını göstereyim. Bu tam bir pastacı kreması diyebilirim. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şimdi bunu bir kaba boşaltıp üzerine streç filmle kapatayım. Çikolata sosunu da hazırlayayım. Bu arada fırından kekimi çıkarttım. O birazcık soğusun. Kremayı tam boşalttım kabın içine. Ne unuttum? Tadına bir baktım. Şekeri koymayı unutmuşum. Sizin de başınıza bu gelebilir. Ondan dolayı şimdi şekeri koyacağım. Göreceksiniz hiçbir şey değişmeyecek. Ama sizler nişastayı, unu, sütü koyduktan sonra 1 çay bardağı şekeri ilave edebilirsiniz. Maalesef bazen böyle aksilikler olabiliyor. Şimdi ocağın altını tekrar yakacağım. Kısık ateşte karıştırarak şekeri yedireceğim. Kusuruma bakmayın lütfen. Ama pek bir değişiklik olmayacak. Bir taşım kaynatıp alacağım. Göz göz kaynamaya başladı artık. Tamamdır. Hemen kaynadığını gördüğünüzde altını kapatın. Tabii ki siz şekeri unutmayın. Ben unuttuğum için böyle 2 kere işlem yapmış oldum. Şimdi artık ocaktan alıyorum. Tenceremi yıkadım. Tekrardan ocağa koydum. Şimdi artık çikolata sosunu hazırlayacağım. Hazır bir çikolata sosu kullanacağım bugün. 2 su bardağı sütü tencereye alıyorum. Hazırlayacağınız çikolata sosunun arkasındaki ölçülere göre hazırlayabilirsiniz. Pastacı kreması, keki derken çok fazlasıyla sizi uğraştırmamak adına böyle hazır çikolata sosu kullanacağım. Bir pakette 102 gramlık çikolata sosunu tencereme alıyorum. Öncelikle karıştırıyorum. Ocağın altını daha yakmadım. Karıştırdıktan sonra altını yakıyorum. Orta ateşte karıştırarak kaynatacağım. Kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika kaynatıp altını kapatacağım. Yeterli artık. Kapatıyorum. İçerisine böyle bir parlaklık vermesi için tamamen isteğe bağlı ama tavsiye ederim. Çok güzel bir parlaklık veriyor. 1 yemek kaşığını çok doldurmadan tereyağı. Ve gene isteğe bağlı olarak 80 gram bitter çikolata. Çikolata ile tereyağı çok güzel bir tat veriyor. Muhakkak koymanızı öneririm. Ama koymasanız da hiçbir şey olmaz. Karıştırarak içerisinde çikolatayı ve tereyağını eritiyorum. Artık çikolata içinde eridi. Tereyağı da tamamdır. Çikolata sosum da hazır. Kekim de soğudu. Şimdi artık pastanın diğer işlemlerine devam edebilirim. Keki fırından çıkaralı yarım saat oldu. Ben o esnada pastacı kremamı, çikolata sosumu, muzları hazırladım. İyice soğudu. Çok fazlasıyla da soğumasa da olur. Kekim oldukça yumuşak oldu. O yüzden ıslatmayacağım. Ama eğer yumuşak olmazsa 1 su bardağı sütle ıslatabilirsiniz. Keki şöyle kenara alayım. çikolata sosunun içerisine ister fındık içi, isterseniz de benim gibi ceviz içi de koyabilirsiniz. Cevizi kırdım. Yarım su bardağı ceviz ilave ediyorum. Karıştıracağım. Benim fındık yoktu evde. Ondan dolayı ben ceviz kullandım ama hiç fark etmez. Fındık ya da ceviz karıştırıyorum. Tamamdır. Kenara alacağım. Yanıma alıyorum. Kremayı bu şekilde streç filmle kapattım ki üzeri kurumasın. Kremayı üzerine sereceğim. Şöyle kaşıkla dökeyim. Bir su patulayla üzerine iyice yayacağım. Şimdi artık muzları yerleştiriyorum. Toplamda 10 tane muz kullanacağım. 5 bir tarafa, 5 bir tarafa biraz bastırarak iyice yerleştiriyorum. Birer parmak aralıklarla. Muzlar birazcık dışarıda beklediği için hafif hemen rengi değişti. Çikolata sosunu dökmeden önce tam ortalardan kesiyorum. Her kestiğimde bıçağı temizleyeceğim. Şimdi tam ortadan. Çikolata sosunu eşit bir şekilde tam üzerlerine döküyorum. Şimdi artık dolaba götürüyorum. Vaktiniz varsa akşamdan yapabilirsiniz. Eğer benim gibi vaktiniz yoksa en az 2-3 saat dolapta dinlendirmelisiniz. Pastayı tam 2 saat boyunca dinlendirdim ama vaktiniz varsa daha fazla dinlendirmeye çalışın, bence daha güzel olacaktır. Benim vaktim olmadığı için hemen sunuma geçmem gerekiyor. Üzerine şöyle birazcık toz fıstıkla süsleyeceğim. İsterseniz Hindistan cevizi de dökebilirsiniz. Şöyle yakından da göstereyim. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Biraz kesimini yan kesmişim sanırım. Ama gayet güzel oldu. Hemen kıvamına da bakayım. Gayet güzel oldu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takibe alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.